Merhaba arkadaşlar. YouTube'un en çok gelecek vadeden kanalındasın. Neyse. Yani inşallah öyle olduğunu düşünüyorum. Görüşmeler. Bugün Photoshop'ta çok farklı bir çalışma yapacağız. Bu çalışma sonunda renksiz bir fotoğraf nasıl renklendirilir onu öğreneceğiz. Tabii ilkel Photoshop yöntemleriyle olacak bu. Bildiğiniz gibi herkesin öğrenebilmesi için eski Photoshop sürümünü kullanıyorum. Peki ne yapacağız bugün? Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'nun fotoğrafını renklendireceğiz. Bir alkış bekliyorum burada. Bir alkış gerekiyor herhalde. Kendisi 1907-1954 yılları arasında yaşadığı için renkli fotoğrafı yok. Ve aynı zamanda kaşlarını alsaydı nasıl olurdu onu da göreceğiz. Bildiğiniz gibi kendisi feminizmin en büyük savunucularından ve babası erkek çocuk istedi diye kaşlarını almadığından söz edilir. Yani kısacası Frida Kahlo'yu make-up da yapacağız bugün. Videomuz başlıyor. Umarım eğlenirken öğrenirsiniz arkadaşlar. Aşağıdan da kanalıma abone olup like atarsınız. Evet, şimdi resmimiz bu. Bu resmi biz renklendireceğiz. Biraz make-up yapacağız. Saygısızlık gibi olmasın umarım. Sadece Photoshop tekniklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Kaşlarını incelteceğiz. Biraz mesela bıyıklarını almamış. Bilmiyorum, birazcık şey, tehlikeli bir konu. Sonuçta feminizm akımının önemli bir savunucusu. Bu yüzden dolayı yaparken ben de biraz hani cümlelerime dikkat etmeye çalışacağım. Çok sevdiğim bir ressam. Yani genel olarak fotoğrafı renklendireceğiz ve make-up yapacağız. Birkaç teknik öğrenmiş olacağız video sonunda. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk yapmamız gereken yüzünü, ellerini, yani ten rengi olan bölümlerini seçmek. Bunun için ben normalde mesela buradan büyük Selection Tool veya Magic Wand Tool ile seçim yapabiliriz ama siyah beyaz olduğu için bunlarla yapması zor. O yüzden ben Lasso Tool ile seçeceğim. Lasso Tool, eğer ki çizim tabletiniz yoksa siz Pen Tool ile yapmanız gerekiyor. Benim çizim tabletim var. Bu yüzden ben Lasso Tool ile yapacağım. Hızlı hızlı öğrenmiş olacağız. Arkadaşlar şimdi kaba hatlarıyla ten rengi olan yerleri seçiyorum. Örneğin mesela kulağından başladım. Bu şekilde geldim. Şuraları bu şekilde sallayarak geçiyorum. Çünkü oralara biraz fırça darbesiyle yumuşak efekt yapacağız birazdan. Şu şekilde kaba taslak. Seçimimizi yapıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde ten rengi olan yerleri seçtim ama bildiğiniz gibi gözleri beyaz ve dudakları da kırmızı olduğu için onları ayırmam gerekiyor. Geldim buraya. Dudaklarını şöyle alta basarak eksiltme işaretini aktif edip bunu bu şekilde dudaklarını ayırıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde göz bebeklerini, gözün beyaz alanını bu şekilde ayırıyorum. Bu şekilde ayırdıktan sonra arkadaşlar geliyorum şurada sağ alttan şu işarete tıklıyorum. Buradan Hue Saturation ayarlarına geliyorum. Bakın maskeli bir şekilde sağa geldi. Buradan ten rengini yakalamamız gerekiyor. Bunun için öncelikle kalorize'ye tıklıyorum. Kalorize'ye tıkladıktan sonra bakın direkt ten rengi geldi. Yani biraz oynama yapmama gerek var mı yok mu bilemedim. Çok fazla turuncu da fazla kaçıyor. Şöyle biraz arttırabiliriz saturation'ı, yani renk yoğunluğunu. Buradan mesela bunu sağa çekersem sarıya kayıyor. Sola çekersem fazla kırmızı kalıyor ama hafif çekebiliriz. Bu şekilde ten rengini ayarladım arkadaşlar. Şimdi tekrar background'dayken şöyle bu sefer de kırmızı alanları seçeceğiz. Yani dudağını kırmızı yapacağız. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Öncelikle şuradaki maskeye tıklıyoruz. Tıkladım. Bakın ekrana maskenin olduğu yer geldi. Şimdi tersini alıyorum yukarıdan. Select'e geldim. Inverse'in tersini aldım. Tersini aldıktan sonra Shift ve alta basarak sadece şu dudağın olduğu alanı seçiyorum. Bakın sadece dudağı seçmiş olduk. Gelip tekrar Hue Saturation'dan bunu kırmızı renk yapacağız. Colorize'ye tıkladım. Şöyle biraz yoğunluğunu arttırdım. Bakın şöyle yaklaştırayım. Bence güzel oldu. Aşırı kırmızı, yani aşırı makyaj yapmış olmasın. Orantılı makyaj severiz arkadaşlar. Bu şekilde renklendirmiş olduk. Arkadaşlar
Şimdi ten rengini yaptık ama mesela şuraları biraz daha yumuşak olması gerekiyor. Bunu nasıl yumuşatabiliriz? Geldim şuradan maskesine, ten renginin maskesine geldim. Ten renginin maskesine geldikten sonra fırçama geldim. Fırçama tıkladım. Şu hareket siyahta olacak. Üste siyah değil de üste beyaz olacak arkadaşlar. Sağ tıkladım. Şuradan yumuşak bir fırça seçtim. Boyutunu küçülttüm. Arkadaşlar maskeyi sildikçe bakın. Arkadaki yaptığımız ten rengi ortaya çıkıyor. Bu şekilde yumuşak yerlerini belirliyoruz. Örneğin başka yumuşak yerini göremedim. Sadece saçının şuraları yumuşaktı. Buralarını da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar Lasso Tool'a geliyoruz. Kısa harfi L. L'ye tıkladık arkadaşlar. Geldik buraya. Yaprakları ayıralım. Geldim böyle fazlasıyla aşağı çıkıntılı yapabilirim. Çünkü zaten aşağıda bir maske var. O maskeden eksiltme yaparız. Tamamıyla bu köşeye yapışır. Geldim arkadaşlar. Yaprağı bu şekilde seçiyorum. Bakın. Bu şekilde çizdim. Kabataslak. Şimdi şuradaki maskeye Ctrl ve Alt'a basarak bir kere tıklıyorum. Bakın sıfırladı köşesini. Tekrar Hue Saturation'a geliyorum. Hue Saturation'a tıkladım. Colorize'ye tıkladım. Bunu da yeşil yapalım. Hatta uzaklaştıralım. Güzel bir yeşilin tonunu yakalıyorum. Mesela bu rengi ben beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu şekilde bir yeşil yaptım. Şimdi çiçekleri yapalım arkadaşlar. Geldim. Şu şekilde taşabilirim. Ten rengi ve yaprakları taşabilirim. Çünkü onlara maske aldım. Onlara yaptığım maskeden eksiltme yaparsam direktmen köşesini sıfırlanır. Şu an yapacağımız maskenin. Bu şekilde çiçeklerin birini farklı birini farklı renk yapacağım. Daha böyle renkli cıvıl cıvıl olsun. Şimdi Ctrl ve Alt'a bastım. Yukarıdan iki maskeyi de yeşilin ve ten rengini maskesine tıkladım. Eksiltmemi yaptım. Geldim aşağıdan Hue Saturation'ı seçtim. Colorize'yi aktif ettim. Şimdi bunu renklendirelim. Biraz canlı bir renk yapalım. Şöyle mavi yapalım bunu. Bunu mavi yaptık arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Bu şekilde fazlasını aldık. Evet, şimdi ten rengi ve yapraklardan eksiltme yapacağız. Şu iki kanaldı. Geldik Hue Saturation. Buna da Colorize'yi aktif ettik. Hangi renk verelim arkadaşlar? Aynı fotoğrafı çalışacaksınız arkadaşlar. Lütfen yorumlara belirtin. Instagram'dan bana ulaştırın. Ben de paylaşayım. Sizin çalışmalarınızı da merak ediyorum. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Gözlerimizin şu kısımları renklidir bildiğiniz gibi. Hemen orayı yapalım. Geldim. Şöyle burada göz bebeğinin olduğunu düşünüyorum. Altta da çizgilerinin olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bir renk aldım. Şunu eksilteyim. Aynı şekilde buraya geldim. Bu göz bebeği olsun. Aşağıdaki sınır hattı da burada olursa buraya renk alabiliriz. Tekrar Hue Saturation'a tıkladım. Bu arada Frida Kahlo'nun gözlerinin renginin olduğunu bilmiyorum. Ama ben Frida Kahlo'ya kahverengi gözün yakışacağını düşünüyorum. Colorize'ye tıkladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde kahverengi direktmen geldi. Şimdi elbisesini yapalım. Bu beyaz kıyafeti kalsın beyaz ama üzerindeki şu ne oluyor bu arkadaşlar? Bu kıyafetin adı ne? Bu kıyafet işte. Bu kıyafetin rengini değiştirelim. Ben benim tonu yaptım arkadaşlar. Geldim. Saati, kalan yerleri, şuraları altın renk yapalım mı? Altın renk yakışacağını düşünüyorum. Sarı olacak arkadaşlar. Altın rengi. Oo. Biraz daha renk verelim. Kabataslak. Renklendirmiş olduk. Şimdi geldik en önemli detaya. Şuradan background'a tıkladık. Make-up zamanı. Peki ne yapabiliriz? Örneğin bıyıklarını alarak başlayabiliriz. Yani bıyıklarını azalt. Yani şunları yok ederek ilk make-up'ımıza başlıyoruz. Bunun hangi araç yapacağız? Arkadaşlar sola geliyoruz. Sola geldik. Şurada bakın sağ tıklıyorum. Patch Tool var. Yama aracı. Buna tıkladık. Arkadaşlar geldik. Bu şekilde bir alan seçtik. Nereyi yok edeceksek. Bu alanı şuradaki ten rengiyle karıştır diyoruz. Bakın otomatikmen oradaki bıyık yok olmuş oldu. Geldik arkadaşlar. Tekrar şuradaki alanı şöyle şurayla karıştır diyorum. Bakın yok olmuş oldu. Şöyle güzel bir görüntü olması adına karıştırmalarımı daha sık yapıyorum. Geldim bunu buradan. Bu şekilde oldu.
Şimdi arkadaşlar aynı şekilde burayı yapacağız ama burada mesela bu şekilde kaba alıp da yaparsa tam böyle istediğimiz ayarda ton yakalayamıyor. Öncelikle bunu biraz kaşları inceltmemiz gerekiyor. Bunun için şu aracımızı kullanacağız. Soldan bakın bu parmak işareti. Geldim arkadaşlar, onu seçtim. Şöyle biraz boyutunu küçülttüm. Sağ tıkladım, küçülttüm. Arkadaşlar bakın yukarı doğru çekiyorum. Bu şekilde yukarı. Biraz aşağı çekiyorum. Çektim arkadaşlar. Şuradaki çizgiyi olabildiğince yok ediyorum. Arkadaşlar bunu bu şekilde yok ettikten sonra birazcık da şöyle kaşlarını şuradan inceltelim. Şöyle. Kaşlarını. Ben de çok merak ettim. Kaşları ince olsaydı nasıl olurdu ki bir de kahve. Sonra bakın kaşlarını incelttikten sonra arkadaşlar hala bence kalın olduğunu düşünüyorum. Bayağı ince yapalım ki hani make-up belli olsun. Gerçekten bu fotoğraf üzerinde oynanmış olarak değerlendirilsin. Bu şekilde kaşlarını inceltiyorum. Kaşlarını incelttim arkadaşlar. Şimdi tekrar şu patch tool'a geliyorum. Bu sefer buradaki alanı seçiyorum. Yukarıdan alsın diyorum. Tekrar şurasını seçiyorum. Yukarıdan ten rengini alsın diyorum. Buradan evet arkadaşlar, çalışmamız bitti. Frida Kahlo'nun fotoğrafını renklendirdik. Daha sonrasında yüzüne biraz make-up yaptık. Kaşlarını incelttik. Bıyıklarındaki o fazlalıkları aldık. Bıyıklarını aldık daha doğrusu. Alsaydı nasıl olurdu? Merakımızı da gidermiş olduk ve Photoshop tekniklerini öğrenmiş olduk arkadaşlar. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım teknikler sayesinde kendi fotoğraflarınızda düzenlemeler yapabilirsiniz. Mesela geçmişe dönük babaannelerimizin, anneannelerimizin, dedelerimizin fotoğrafları bildiğiniz gibi siyah beyazdır. Onları renklendirebilirsiniz. Sanki şu an günümüzde çekilmiş gibi yapabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.